Herkese merhaba. Bugün size ekşi mayalarınızı atmayacağınız muhteşem bir tarif vereceğim. Ekşi mayalı tahinli şebitler yapacağız. Hazır mısınız? Evet arkadaşlar, bunun için elinizde ekşi mayanız olabilir. Fazla kalmış ekşi mayanız. Ben daha önce birine vermek üzere mayamı çoğaltmıştım ama sonrasında istemedi ve elimde ekşi maya fazlam vardı. Ekşi maya kullanan herkesin mutlaka zaman zaman elinde fazla ekşi mayası vardır ve atmaya kıyamaz. Ve ben elimdeki bir küçük kavanoz, işte 200 gram kadar mayaya 3 yemek kaşığı tahin ekliyorum. Gördüğünüz gibi. Çok lezzetli şebitler yapacağız. Tuz attım 2 çay kaşığı kadar. Ve sonrasında üzerine un ekleyeceğim. Evet. Gördüğünüz gibi bunu iyice karıştırıyorum. Birbirine yediriyorum. Tahinle ekşi mayayı iyice birbirine yedirdim. Böyle bir yemek kaşığı kadar toz şeker koyacağım. Arkadaşlar hem mayalanmasını hızlandıracak hem de lezzet katacak. Evet, unumu ekliyorum. Yani yaklaşık 1-1,5 su bardağı kadar unum var elimde. Tam buğday unu veya beyaz un kullanabilirsiniz. CS kullanabilirsiniz. İstediğiniz unu kullanabilirsiniz. Ben tam buğday unu kullanıyorum genelde. Evet, önce kaşıkla şöyle bir hemen birbirine yediriyorum. Ve sonrasında hamurumu yoğurmaya başlayacağım. Evet arkadaşlar, elime şöyle azar azar suyu alarak hamurumu yapmaya başlıyorum. Ta ki unum bitene kadar unumun tamamını kullanacağım. Yaklaşık dediğim gibi 1,5 yemek kaşığı kadar un kullandım ama bu tamamen sizin yine mayanıza bağlı. Yani sizin mayanız daha azsa daha az un ile bunu hemen 5 dakika çabucak yapabilirsiniz. Uzun bir mayalanma sürecine hiç gerek yok. Tezgaha aldım, iyice yoğurdum. Şu an sert bir hamur dikkat ederseniz. Çünkü tam buğday kepekli undan yaptım ben. Ve bunu biraz bir 10 dakika 15 dakika kadar dinlendirdiğimizde müthiş yumuşak bir hamur haline gelecek. Ve bunları mayalı, ekşi mayalı, tahinli bazlamalar yapacağız. Ya da siz şebit diyor olabilirsiniz. Ne diyorsanız adına artık. Ve kahvaltıda inanın nefis olacak. Çocuklarınız bayılacak. Çok güzel olacak. Hem kahvaltı sofralarına hem akşam sofralarına yakışır bir tarif. Dilerseniz yanınızda taşıyın, ara öğün yapın. 10 dakikada kadar dinlendirin. Sonrasında küçük bezeler yapın. Cevizden biraz büyük bezeler haline getirin. Ve arkadaşlar bir merdane yardımıyla çok az un ile. Un mümkün olduğunca kullanmak istemedim ben. Kurumasını istemiyorum. Lezzetini azaltıyor çünkü un arkadaşlar. O yüzden çok az un kullandım. Gördüğünüz gibi hemen tezgahın üzerinde böyle açarak üzerine elimle